Evet, merhaba arkadaşlar. Nükleer fizik dersimize devam ediyoruz. Bu derste yine nükleer reaktörler konusunu işleyeceğiz. Geçen dersimizde bir nükleer reaktörün temel bileşenleri, temel çalışma prensibi nedir? Ondan birazcık bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar, bu dersimize devam edelim. Şimdi bir nükleer reaktörün dizaynı o şekilde yapılmalıdır ki nükleer fisyon reaksiyonu bir kez başladı mı kendi kendine devam edebilmelidir. Dolayısıyla dizayn edilirken bir nükleer reaktör birçok parametre dikkate alınır. Şimdi biliyorsunuz, yakıt olarak uranyumun kullanıldığı bir nükleer reaktörde nötronla uyarılmış fisyon reaksiyonu uranyum 235 236 uyarılmış seviyesinde gerçekleşir. Sonra Y artı Z gibi iki tane çekirdeğe parçalanır ve anlık olarak nü tane nötron yayınlanır. Burada nü fisyon başta yayınlanan nötron sayısı, o da 2.45 uranyum 236 için değeriydi, değil mi? Yani bir fisyonda 2.45 tane nötron yayınlanır. Bunun anlamı şuydu, geçen dersimizde bahsetmiştim. Diyelim ki 100 tane uranyum 236 çekirdeği eğer fisyona uğrarsa, fisyonla beraber 245 tane de nötron yayınlanmış olur. İşte bu nötronlar diğer fisyonları tetiklemek için kullanılır. Ancak bunlar hızlı nötronlardır, unutmayın. Bunlar hızlı nötronlardır. Çıkarken bu anlık nötronlar yayınlanırken fisyonla beraber kinetik enerjileri 1,5 ila 2 mega elektron volt mertebelerindedir ki bu enerjide fisyon tesir kesiti, geçen dersimizdeki grafiği hatırlayalım, çok küçüktür. Çok küçüktür. 1 bar mertebelerine düşer. Halbuki termal nötronlar için nötronun kinetik enerjisinin 0.025 elektron volt olduğu, yani bu değer neredeyse sıfırdır. Termal nötronlar için bu tesir kesiti, fisyon tesir kesiti 584 bar idi ki büyük bir rakamdı. Evet, şimdi arkadaşlar, acaba bu dersimizde şunu yapacağız. Bu nötronlar nasıl bir nükleer reaktör, daha doğrusu kendi kendine reaksiyonun sürdürülebilir olması için ve aynı zamanda kontrol dışına da çıkmaması için ne tür kriterler değerlendirilmelidir? Hangi şartlar sağlanmalıdır? Bunlardan birazcık bugün bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle de başlayalım önce. İlk başta elimizde N tane nötron olsun. Elimizde N tane termal nötron olsun ama. Böyle başladık. Reaksiyonun herhangi bir zamanında, herhangi bir yerinde elimizde N tane termal nötron var. Bunlar termal, dikkat edin. Yani enerjileri neredeyse sıfır. Fisyon yapmaya hazır. Bu nötronları uranyum 235 üzerine gönderdik diyelim. Tamam? Bombardıman ettik ve fisyon meydana getirecekler. Şimdi soru şu. Bu fisyon sonucunda elimizde kaç tane hızlı nötron olmuş olur? Tamam? Bu N tane nötron uranyuma bombardıman edilirse kaç tane hızlı nötron üretilir? Kaç tane hızlı nötron üretilir? Üretilen nötronlar bir kere termal değildir. Termal işlemi moderatörde gerçekleştirilecek. Anlık olarak yayınlanan nötronlar enerjileri bu mertebededir. Bunlar hızlı nötronlar denir. Tamam? Şimdi arkadaşlar, eğer bizim yakıtımız, reaktöre koyduğumuz yakıtın hepsi %100'ü uranyum 235 olsaydı, bakın, hepsi uranyum 235 olsaydı ve bu N tane termal nötronun hepsi fisyon gerçekleştirebilseydi, o zaman elimizde fisyon başına nü tane nötron yayınlandığına göre, N tane nötronun hepsi de fisyon gerçekleştirmiş olsaydı, o zaman elimizde nü çarpı N tane hızlı nötron olması gerekirdi, değil mi?
Ama böyle değil. Bir kere elimizdeki yakıtın belli bir yüzdesi uranyum 235. Eğer doğal uranyumsa %0.72'si uranyum 235, %99.28'i uranyum 238. Ve uranyum 238 için termal nötronların fisyon tesir kesiti 0. Dolayısıyla bir kere nötronun bolluk açısından oranı düşük. Bir bu, iki. Yine termal nötronlar için sadece fisyon tesir kesiti yoktur. Fisyon tesir kesiti 584 barndır. Onun dışında diğer reaksiyonların meydana gelme ihtimalleri de vardır. Elastik saçılma tesir kesiti 97 barn. Absorbe tesir kesiti, ama buna biz radiative capture diyorduk. Yani nötronu absorbe edip fisyon değil de bir gama ışını yayınlamak suretiyle enerjisini düşürme olayına, onun tesir kesiti 9 barn civarında. Dolayısıyla elimizde n tane termal nötronu bombardıman ettiğimiz zaman nü çarpı n tane hızlı nötron elde edemeyiz. Daha düşük bir değer elde edilir. Bundan daha düşük bir de nötron sayısı elde edilir. O da şudur arkadaşlar. Eta diye bir katsayı tanımlıyorum şimdi. Eta. Eta eşittir nü çarpı, bu formülü şimdi açıklayacağım size. Fisyon yapma tesir kesiti bölü fisyon artı bir de D diye diğer. Şimdi bu formülde ne var arkadaşlar? Nü fisyon başına yayınlanan anlık nötron sayısı. Sigma F uranyum 235'in fisyon yapma tesir kesiti. Termal nötronlar için biz bunu biliyoruz. 584 barın. Bölü fisyon tesir kesiti artı fisyon dışındaki diğer tesir kesitler. Hangisi? Radyatif yakalama tesir kesiti, radiative capture. Bir de elastik saçılma tesir kesiti. İnelastik saçılma tesir kesiti de olabilir. Onun tesir kesiti de çok azdır. Ama bu sigma D fisyon dışında termal nötronların uranyum 235 ile yaptığı diğer reaksiyonların tesir kesiti. Dolayısıyla bakın bu oran, relatif oran diyoruz biz buna. Fisyon tesir kesiti bölü bütün diğer reaksiyonların tesir kesiti ile beraber nü'yü çarptığımız zaman yeni bir katsayı dediğimiz etayı elde ediyoruz. Ki işte bizim elimizde n tane termal nötron varsa, bu n tane termal nötron uranyum üzerine gönderilirse elimizde eta çarpı n tane hızlı nötron elde edilir. N tane hızlı nötron elde edilir. Tamam arkadaşlar? Şimdi burası önemli. Dolayısıyla biz başlangıçta n tane termal nötronla başladık. Bu n tane termal nötron fisyon olaylarını gerçekleştirirse eta çarpı n tane hızlı nötron elde edilir. Ve bu hızlı nötronlar hemen moderatöre gönderilmesi gerekir. Enerjinin düşürülmesi gerekir. Çarpışmalar moderatör malzemelerini oluşturan moderatörün malzemesinin atomlarının çekirdekleriyle çarpışma yapmak suretiyle enerjileri sıfıra doğru gidecekler ki diğer fisyon olaylarını tetikleyebilsinler diye. Şimdi buradan sonra bunun ne olacağına bakacağız ama ben eta'nın değeri için bir şey tahmin edeyim şimdi. Eta acaba nedir değer olarak? İki şey dikkate alacağım, ihtimal dikkate alacağım. Birincisi, doğal uranyum için eta değeri kaçtır? İki, %3.6 oranında zenginleştirilmiş uranyum için eta'nın değeri nedir, ona bakacağız. Şimdi önce doğal uranyuma bakalım. Bir, doğal uranyum için eta nedir? Bir değer tahmin edebilir miyiz? Hesaplayabilir miyiz? Bakalım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, doğal uranyumda ne vardı? %0.72 oranında uranyum 235 var. %99.28 oranında ise uranyum 238 var. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla önce şunu hesaplamamız gerekir. Sigma F nedir? Yani fisyon tesir kesitini hesaplamamız gerekir. Şimdi bu sigma F 584 barn şudur arkadaşlar. Bir elinizde bir miktar yakıt varsa bunun %100'ü uranyum 235 ise, tamam mı? %100'ü 235 ise
O zaman sigma F 584 bar mıdır? Ama elimizdeki yakıtta %0.72 sadece uranyum 235. Diğer kalan yüzdelik uranyum 238. O halde fisyon yapma tesir kesiti sigma F eşittir 0.72 bölü 100 235 uranyum artı 99.28 bölü 100 sigma F 238 uranyum. Bakın arkadaşlar, bunu şimdi bu formülü şundan dolayı yazdık. Çünkü elimizdeki yakıt bir karışımdır. %0.72 uranyum 235 var. %99.28 uranyum 238 var. Şu değer 584 bar'dır. Termal nötron için. Peki bu değer nedir? Sıfırdır. Termal nötronların uranyum 238'de için fisyon gerçekleştirme ihtimali sıfırdır. Tesir kesiti sıfırdır. Şurası ise uranyum 235 için fisyon gerçekleştirme tesir kesitidir. Ancak şu oranlar dikkate alındığında etkin fisyon tesir kesiti, buna etkin fisyon tesir kesiti denir. Bu şekilde hesaplanması gerekir. Ve bu değeri çarptığınız zaman arkadaşlar, ben hesap makinemi alayım. 0.72 bölü 100 çarpı 584 4.20 bar mı yapar? Dolayısıyla doğal uranyum için etkin fisyon tesir kesiti 4.20 bar'dır. Peki şeye bakalım şimdi arkadaşlar. Şu şeyi hesaplayalım. Diğer tesir kesiti ne hesaplayalım aynı şekilde. Diğer reaksiyon tesir kesiti, fisyon dışındaki. Şimdi arkadaşlar, etkin değeri tabii. Burası şudur. Yine %0.72 oranında uranyum 235 var. Artı 99.28 oranında 238 yine uranyum var. Şimdi arkadaşlar, %0.72 bölü 100. Burada ne vardır? Uranyum 235 için termal nötron. Bunlar hepsi termal nötronlar için hesaplıyoruz biz bunu. 97 bar radiative capture tesir kesiti. Artı 9 bar da elastik saçılma tesir kesiti. İnelastik saçılma tesir kesiti de olabilir. O da çok düşüktür. Onu ihmal ediyorum. Bu. Artı 99.28 bölü 100. Uranyum 238 için de yine radiative capture ve diğer saçılma tesir kesitleri, onlar literatürde baktım ben, 2.68 bar mertebelerinde. 2.68 bar. Bunlar birim olarak bar'dır bu arada. 1 bar 10 üzeri eksi 24 santimetre karedir. Ve bu değeri hesapladığımızda arkadaşlar ne çıkıyor ortaya? 3.42 bar oluyor. Şimdi arkadaşlar şunu hesaplayabiliriz artık. Eta'nın değerini hesaplayabiliriz. Eta eşittir. Şu formülü kullanacağız. Eta nu çarpı sigma f bölü sigma f artı sigma d. Ve 2.45 fisyon başına yayınlanan nötron sayısı. Sigma F'yi az önce buldum. 4.20 bar bölü 4.20 artı 3.42. Ve doğal uranyum için bu işlemi gerçekleştirirseniz eğer arkadaşlar, eta'nın değeri 1.35 yapıyor. Birimsiz bir sayıdır biliyorsunuz. Çünkü bu bir sayıdır. Şurası bar, burası da bar. Birimsiz bir sayı, kat sayıdır bu. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, doğal uranyum için 1.35'tir. Şimdi bunun fiziksel anlamı şudur. Diyelim ki elimizde 1000 tane termal nötron olsun ilk başta. 1000 tane
termal nötrumuz. Bunları eğer bolluk olarak %0.72 bollukta uranyum yakıtı üzerine gönderirsek, yani doğal uranyum diyoruz biz ona, o halde bu n tane, bu 1000 tane termal nötron sonucunda kaç tane hızlı nötron ortaya çıkar? 1350 tane. 1350 tane nötron üretilir. Bunlar hızlı nötronlardır ama. Başlangıçtaki 1000 tane nötronumuz termal nötron. Fisyon yapmaları sonucunda elde edilen 1350 tane nötron enerjileri 2 MeV civarında olan hızlı nötronlardır. Tamam mı? Bu tabii doğal uranyum için demiştik. Etanın değeri zenginleştirilmiş uranyum için bir miktar daha büyük çıkmasını bekleriz. Çünkü hemen onu da şurada kısaca yapayım ben size. Yine etkin fisyon tesir kesiti hesaplarsak bu sefer 0. değil 3.6 oranında zenginleştirilmiş uranyum için neydi arkadaşlar? 3.6 bölü 100 fisyon 235 uranyum. Artı diğeri ne olur o zaman? 3.6 geçen dersimizde yapmıştık. 96.4 oluyor. Değil mi? Eğer uranyumun bolluğu 3.6 ise uranyum 238'in bolluğu 96.4 oluyor. Sigma fisyon 238 ve yine burası termal nötron olduğundan dolayı termal nötronların uranyum 238 için fisyon tesir kesiti 0'dır. Yine termal nötron olduğu için 235 için tesir kesiti 584 barındır. Dolayısıyla bu işlemi yaparsak eğer etkin fisyon tesir kesitimiz arkadaşlar şuradan hesaplayayım ben 21.02 bar oluyor. 21.02 bar oluyor. Diğer fisyon dışındaki diğer reaksiyon tesir kesitlerini hesaplarsanız eğer 235 uranyum artı 96.4 bölü 100 diğer 238 uranyum. Biz diğerini zaten biliyoruz. Burası 97 artı 9 106 yapar. Artı 96.4 bölü bu da 3 nokta kaçtı? 2.68 idi. 2.68 bar. Bunu hesaplarsanız sigma d de arkadaşlar 6.40 bar oluyor. Dolayısıyla eta değerini bir kez daha hesaplarsak sigma f bölü sigma f artı sigma d bu da eşittir 21.02 bölü 21.02 artı 6.40 böylece eta 1.88 yapar. Eğer zenginleştirilmiş uranyum ise bizim kullandığımız yakıt bu sefer başlangıçta 1000 tane termal nötron varsa o zaman üretilen hızlı nötron sayısı 1880 olmuş olur. Tamam? Evet, böylece arkadaşlar etanın değerinin ne olması gerektiğini bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bütün bunlar hesaplanarak tartışmalar yürütülür. Şimdi buraya kadar herhangi bir konuda sorunuz varsa gayet açık zaten. Sorabilirsiniz. Yoksa ben devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Pardon 1.35 doğal uranyum için eta 1.88 %3.6 oranında zenginleştirilmiş uranyum için idi. Az önceki hesaplarımızda gördük. Şimdi arkadaşlar. Evet. Ne demiştik? Başlangıçta n tane
termal nötronumuz varsa eğer, bunlar uranyum-235 üzerine ya da yakıtımız üzerine bombardıman edilmek suretiyle bir sonraki adımda eta çarpı n tane hızlı nötron oldu. Şimdi bu kadar nötron var elimizde. Bunlar hızlı nötronlar. Enerjileri 1,5-2 MeV civarında. Bu nötronların bir an evvel moderatöre gidip, ki moderatör olarak su kullanılıyor, hızlı su kullanılıyor, bazen karbon bile kullanılıyor moderatör malzemesi olarak. Birçok malzeme kullanılabilir. Hemen vakit kaybetmeden moderatör malzemesine gidip o moderatör atomlarının çekirdekleriyle çarpışma yapıp termalize edilip sonra tekrar yakıt rotlarına gitmesi gerekir. Bir sonraki fisyonları tetiklemek için. Fakat bunlar hızlı nötronlar arkadaşlar. Sonuçta anlık olarak bu nötronların hepsi anlık olarak moderatöre gitmezler. Belli bir süre alır. Ve hala yakıt rotları içerisindeler. Yakıt rotlarında da bol miktarda uranyum-238 var. Ve uranyum-238'in hızlı fisyon tesir kesiti 1 bar mertebelerinde. Dünkü grafiği hatırlayın. Dünkü grafikte uranyum-235'in tesir kesiti azalıyordu böyle. Ama 235'in fisyon tesir kesiti azalıyor. 1,5-2 MeV civarında 238'in tesir kesiti sıfırdan başlayıp yükseliyordu. 1 barına kadar çıkıyordu. Termal nötronların yaptığı fisyonlara termal fisyon, hızlı nötronların meydana getirdiği fisyona ise hızlı fisyon diyoruz. Dolayısıyla bu 1,5-2 MeV kadarlık şu eta çarpı n tane hızlı nötronun bir kısmı yakıt moderatöre gitmeden evvel yakıt içerisindeki uranyum-238'lerle hızlı fisyon gerçekleştirirler ve bu fisyon sonucunda yine hızlı nötronlar yayınlanacak. Ve fisyon diyorum, hızlı nötron sayısı bir miktar artacaktır. Tamam. Ne kadar artacak? Epsilon bir katsayı tanımlıyoruz şimdi. Buna hızlı fisyon faktörü denir. Hızlı fisyon faktörü. Ve bu değeri de hesaplayabiliriz. Epsilon'un tipik değeri 1,03 civarındadır. Şimdi elimizde ne kadar hızlı nötron oldu? Eta çarpı N çarpı epsilon. Tamam. Bu formül dolayısıyla 3 tane parametre. Bu kadar, bu nedir arkadaşlar? Bu kadar nötron moderatöre giden hızlı nötronlardır. Tamam. Bu nötronlar moderatöre ulaşmıştır. Eğer dediğim gibi eta çarpı n tane nötronun hepsi anlık olarak moderatöre gitmiş olsaydı tamam, o kadar hızlı nötron moderatöre gidecekti ama sonuçta belli bir zaman alır ve hala yakıt içerisindeler. Bunların bir miktarı uranyum-238'e hızlı fisyon gerçekleştirirler ve hızlı nötron sayısı bir miktar artar. O artma kat sayısı da epsilon. Şimdi bunlar nedir? Bunlar şey içerisindeler. Moderatör içerisindeler. Moderatörün işte çekirdekleriyle çarpışıyorlar. Enerjileri sıfıra doğru gidiyor. Peki hepsi termalize olur mu bunların arkadaşlar? İşte bunların hepsi termalize olmaz. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar sonuçta nötron. Etrafta hızlı bir şekilde çarpışıyorlar, dolaşıyorlar. Ve moderatör her ne kadar yakıt rotlarının içerisindeyseler de enerjileri bunların sıfıra doğru giderken 10 ile 100 elektron volt aralığından da geçeceklerdir. Ya da 100 elektron volt, 10-100 elektron volt. Bu aralıkta dünkü derste gösterdiğim o grafiği hatırlayın. Birçok böyle pikler vardı. Uranyum-238 için rezonans yakalama tesir kesti. Bir kısım nötronlar dolayısıyla enerjileri bu aralıkta geçerken tesir kesti 10.000 barına kadar çıkıyordu. Uranyum-235 tarafına yakalanırlar. O nötronlar etrafta dolaşırken yakıt rotlarının yüzeyine de ulaşır bir miktar. Dolayısıyla kolayca içeriye difüz ederler. Nötron toplam yükü sıfır olduğu için bir Coulomb bariyeri yoktur. Kolay bir şekilde difüz edip uranyum-238'lere ulaşırlar bir miktarı ve onlar uranyum-238 tarafından yakalanırlar ve sonunda gama fotonları yayınlanır. Buna radiative capture diyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar
bir miktar nötron kaybolmuş oldu. Termalize sürecinde nötronların bir kısmı kayboldu. P diye bir faktör tanımlıyoruz şimdi. P bu radyatif yakalama diyelim. Radyatif, ona bir isim bulmak lazım. Radiative capture diyoruz ama bir kelime bulmakta fayda var aslında. Bu öyle, şimdilik öyle devam edelim. Radiative capture kim için? 238 tarafından tabii. Dan kurtulma, o kurtulma katsayısı. Yani yakalanmayanlar. Bu yaptığımız hesaplar şunu gösteriyor. Bu nötronların, bu kadar hızlı nötronların %10'u kayboluyor. %90'ı termalize oluyor. Dolayısıyla P'nin tipik bir değeri 0.9 civarındadır. Şimdi bu kadar hızlı nötron moderatöre gitti. Peki ne kadarı termalize olmayı başardı? Eta, N, Epsilon, P. Bu kadar nötron termal nötronlardır artık. Bu kadar nötron termal oldu, modere edildi. Enerjileri neredeyse sıfır oldu. Ve yine reaktör geometrisi öyle dizayn edilmelidir ki nötronlar modere edildikten hemen sonra yakıt rotlarına gidebilmelidir. Yine dizayn öyle olmalıdır ki nötronlar yayınlandıktan hemen sonra moderatöre gidebilmelidir. Dolayısıyla bu reaktör geometrisi dizayn edilirken bu enerjilerinden faydalanarak geometri o şekilde dizayn edilir. Dolayısıyla nötron enerjisi düştükçe yakıt rotlarına gitme şansları artmış oluyor. Bu kadar termal nötron var şimdi. Arzu edilen şudur, bu kadar termal nötron hemen yakıt rotlarına gitsin ve diğer fisyonları tetiklesin. Fakat sonuçta bu bir istatistiksel olay, değil mi? Her türlü ihtimal var. Hepsi yakıt rotlarına gitmeyi başaramaz. Bir kısmı hem moderatör malzemesi hem de reaktörün diğer malzemeleri tarafından absorbe edilir. Mesela eğer moderatörümüz su ise mesela, bir kısmı şu reaksiyona tabi tutulur. P burada proton değil bu arada, bir katsayı ama mesela proton artı nötron döteron oluyordu, değil mi? Hatırladınız mı? Döteron kararlı bir çekirdektir. En zayıf çekirdeklerden bir tanesidir. En zayıf çekirdeği bağlı sistemdir. Dolayısıyla bu mesela bu reaksiyon meydana gelir. Dolayısıyla nötronların bir kısmı ne oldu? Moderatörün kendisi tarafından absorbe edildi. Kayboldu, termalize oldu ama yakıt rotlarına gitmeyi başaramadı. Bir kısmı böyle kaybolur. Bir kısmı işte reaktörün diğer parçaları var. Onlar da nötron absorbe edebiliyorlar. Onlar tarafından absorbe edildi vesaire. Dolayısıyla bir miktarı kayboldu. Şimdi başka bir parametre tanı. F diye bir başka parametre diyoruz. İşte bu da absorbe olmaktan kurtulanların oranı. Absorbe olmaktan kurtulanların oranı ise eğer, ki F'nin yine tipik değeri 0.9 civarındadır. Yani nötronların %10'u termalize olmuş olanların %10'u kaybolur. %90'ı tekrar yakıt rotlarına gitmeyi başarır. Dolayısıyla şimdi elimizde eta N, neyi en sona yazayım? Eta çarpı epsilon çarpı P çarpı F çarpı N tane termal nötron var. Nerede bunlar? Yakıt rotlarında. Yani fisyon yapmaya hazır. Nerede başlamıştım arkadaşlar? Ben N tane termal nötrondan başlamıştım. N tane termal nötron fisyon yapmaya hazır. Sonuçta belli bir süreçten geçtiler. Tekrar başa döndüğünde eta, epsilon, p, f, t çarpı n tane tekrar termal nötron var. Yine bunlar fisyon yapmaz. İşte buna biz bir döngü diyoruz. Bir döngü. Ve yine arkadaşlar yapılan hesaplar ve diğer deneysel gerçekler sonucunda bu döngü, bir döngü 10 üzeri eksi 3 saniye, milisaniye mertebelerinde gerçekleşir. Mertebesinde gerçekleşir. Biz bunu tau ile gösteriyoruz. Tau eşittir 10 üzeri eksi 3
10 üzeri eksi 3 saniye. Buna nötronların zaman sabiti denir. Tamam. Ne demek bu arkadaşlar? Elimizde n tane termal nötron varsa bunlar füzyon yapar. Önce eta çarpı n tane hızlı nötron oluşur. Sonra bunlar bir kısmı hızlı füzyon yapar. Nötron sayısı bir miktar daha hızlı nötron sayısı artmış olur. Sonra bunlar moderatöre giderler. Termalize olurlar. Termalize olurken bir kısmı kaybolur. Sonra bunlar termalize olduktan sonra bir kısmı tekrar yakıt rotlarına gitmeyi başarır. İşte bu döngü 1 milisaniye kadar bir sürede gerçekleşir. Hep böyle döngü şeklinde devam eder, devam eder. Bir kez elinizde n tane nötron varsa ve füzyon reaksiyonunu başlattıysanız zincir reaksiyonu bu şekilde kendi kendine devam eder. Ama kendi haline bırakırsanız reaksiyon tabii kontrolden çıkabilir. Bir şekilde kontrol rotları vardı hatırlayın. Kontrol rotlarıyla bu nötron sayılarını biz kontrol edebiliyorduk. Şimdi arkadaşlar buradan sonra devam edelim. 1 milisaniyede gerçekleşiyor dedik. Ve buna evet. Buna şu katsayı bu k sonsuz eşittir eta epsilon p f. Buna 4 faktör formülü denir. 4 faktör formülü. 4 tane faktör olduğu için ismi de oradan geliyor. 4 faktör formülü denir. Dolayısıyla başlangıçta elimizde n tane termal nötron varsa bir döngü sonucunda k tane n termal nötron olmuş olur. Şimdi arkadaşlar burada k sonsuz dememizin sebebini az sonra söyleyeceğim. Tamam, niye alt indis olarak altına niye sonsuz işareti koyuyoruz onu söyleyeceğim biraz sonra. Şimdi eğer k büyüktür 1 ise daha önce eşittir 1'den başlayalım. K eşittir 1 ise buna kritik reaksiyon denir. Reaksiyon kritik orandadır demektir. Eğer K 1'den büyük ise buna süper kritik reaksiyon denir. Yok eğer K sonsuz küçüktür 1 ise subkritik. Subkritik reaksiyon denir. Tamam? Şimdi arkadaşlar bir kontrol edilebilir bir reaksiyon için K değeri neredeyse 1 olmalıdır. Eğer K 1'den birazcık fazla olursa bile reaksiyon çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkar. Artık kontrol edilemez olur. Dolayısıyla bu hep 1 seviyesinde tutulması gerekiyor. Tamam mı? İyi bir kontrol edebilir, güvenli bir reaktör için bu önemlidir. K 1 olması lazım. Dolayısıyla bunun anlamı şudur. Şimdi füzyon başına 2.45 tane nötron yayınlanıyordu. Değil mi? Anlık nötron. Bunlardan en az bir tanesi diğer bir füzyonu tetikleyebilmelidir. Diğer nötronlar diğer süreçlerde kaybolup giderler. Eğer birden fazla nötron tetiklerse o zaman süperkritik olur ki reaksiyon kontrolde çıkar. Birden az olursa da subkritik olur. Yani reaksiyon oranı düşer. Kısa bir süre sonra reaksiyon durur. Yine enerji üretimi gerçekleşemez. Dolayısıyla K'nın bir değerinde tutulması önemlidir. Şimdi arkadaşlar niye biz buna K sonsuz diyoruz? Biz bir kere bütün bu hesapları niye yaptık? Daha doğrusu bütün bu hesapları ideal bir koşul için yaptık. O da şu. Reaksiyon hacmini sonsuz büyüklükte kabul ettik. Değil mi? K sonsuz demek reaktör hacmi sonsuz ise. Ondan dolayı sonsuz işareti koyuluyor. Halbuki gerçek bir reaktör sonlu hacimlidir. Bunun fiziksel sonucu şudur. Bir miktar nötron bütün bu süreçlerde reaktörün hacminin dışına sızmak suretiyle çıkar ve kaybolur. Eğer sonsuz hacimli ise bütün bu süreç reaktör hacmi içerisinde gerçekleşir. Dışarı sızan
hiçbir nötron yoktur. Dışarıdan içeri gelen nötron da yok. Onu zaten ihmal ediyoruz. Dolayısıyla bu sonsuz hacimli reaktörlerde dışarı herhangi bir sızma gerçekleşmez. Ancak gerçek reaktörler sonludur. Belli bir bina içerisindedir. Ve nötronlar da çok girginlikleri bir hayli yüksek parçacıklardır. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde bir kısmı reaktör duvarlarından sızarak dışarı çıkabilir. İşte bu sızma oranları da dikkate alınmalıdır. Eğer LFH diyelim biz ona, hızlı nötronların sızma oranı. Peki içeride kalanlar ne olacaktır? 1 eksi LH olacaktır, değil mi? %100'ü içeride kalırsa 1 ile çarpılır K. Ama LH hızlı nötronların sızma oranı ise, mesela diyelim ki bu 0.1 ise, dolayısıyla burası 0.9, yani %90 içeride kaldı demektir. Hem hızlı nötron üretiliyor sonuçta fisyon sonucunda. Hem hızlı nötronlar reaktörün duvarlarından sızıp kaybolurlar. Bir de termalize edildikten sonra yavaş nötronların bir kısmı da sızarak kaybolurlar. Ona da LY diyelim. Yavaş nötronların sızma katsayısı. Ya da oranı fark etmez. İse eğer, dolayısıyla yavaş nötronlardan içeride kalanların oranı 1 eksi LY olacaktır. Dolayısıyla şimdi K faktörümüz gerçek fiziksel daha gerçekçi bir hesap olacak. Dolayısıyla K eşittir eta epsilon P F 1 eksi LY çarpı 1 eksi LH. İşte bu. K budur. Şimdi mesela arkadaşlar, sonsuz için düşünecek olursak mesela şu katsayıları mesela çarparsak eğer şey için bir küçük bir hesap yapayım sizin için. Şimdi K sonsuzu mesela hesaplayalım. Eta'nın değeri neydi? Doğal uranyum için 1.35 miydi? Doğal uranyum için yapalım. Evet, 1.35'ti mesela. 1.35. Sonra hızlı fisyon katsayısı 1.03 kadardı. Bu radiative capture'dan kurtulanların oranı 0.9. Bu da absorbeden kurtulanların sayı, o da 0.9. Bütün bunları çarptığımız zaman arkadaşlar 1.35 çarpı 1.03 çarpı 0.9 çarpı 0.9 ki 1.12 yapıyor. İnşallah doğru çarpmışım. Bir daha çarpı 1.35 çarpı 1.03 çarpı 0.9 çarpı 0.9 1.12 1.126 onu yuvarlayan 1.13 yapar. 1.13. Dolayısıyla şu haliyle reaksiyon süperkritiktir. Eğer sızan nötronları dikkate almazsak eğer şu haliyle bu reaktör çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkacak ve patlama meydana gelecektir. Ancak eğer bu sızan oranları da dikkate alırsanız bu 1'e doğru çekilmiş oluyor. 1'in de altına düşmüş oluyor hatta. Sonra tekrar 1'e getirme yolu var. Az sonra bir şeyden daha bahsetmiş olacağım. Şimdi bir tane soru çözeyim arkadaşlar sizin için. Evet. Dedik ki bu K'nın 1'de olması çok önemli. Bir seviyesinde tutulması çok önemli. Eğer bir seviyesinden birazcık fazla olursa reaksiyon çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkardık. Şöyle bir soru var. Soruyu çözelim beraber. Bununla ilgili. K birden birazcık büyük olursa bir saniye sonra termal nötron sayısı
ne kadar artar? K eşittir 1.01 alınız. Soru bu. Birden birazcık büyük dediği bu olsun. 1.01. Tamam. Sadece %1 kadar arttıralım K'yı. %1 kadar arttırırsak hızlı nötron sayısı 1 saniye sonra. 1 saniye sonra ne kadar artar? Şimdi arkadaşlar. K'dan kastımız şudur artık. K sonsuz budur. Bu K sonsuzdur. 4 formül faktörü. Bu da 4 formül faktörüdür. Fakat bu reaktör hacmi sonsuz kabul edilirse, bu sonlu kabul edilirse. Tamam. Şimdi arkadaşlar cevap. Soruyu çözelim beraber. Çözüm. Şimdi başlangıçta N tane termal nötronumuz olsun. Tamam. Başlangıçta N tane termal nötron olsun. Bir döngü sonucunda ki bir döngüyü 1 milisaniyede gerçekleştiğini biliyoruz. Bir döngü sonucunda kaç tane termal nötron olur? Bir döngü sonucunda K çarpı N tane olur. Değil mi? Şimdi K sayısı eğer tam olarak 1 ise zaten nötron sayısı, termal nötron sayısı değişmedi. Birazcık büyükse o zaman artmış olur. Küçükse de azalmış olur, değil mi? Dolayısıyla bir fark olduğunu varsayıyoruz. K'nın birden farklı olduğunu, birazcık büyük olduğunu varsaydığım için nötron sayısı birazcık artar. Ne kadardır o artış arkadaşlar? K çarpı N eksi N. Bu kadar nötron fazlalığı var, değil mi? Başlangıçtaki nötronlardan. Peki bu ne kadar bir zaman sürecinde gerçekleşiyor? Bir döngüsü ta o kadar. Buna nötronun zaman sabiti deniyor. Tamam, o kadar. Dolayısıyla bu kadar zaman süreci bir döngü içerisinde nötron sayısındaki fark bu olmuş oluyor. DT kadar sürede ne kadar olur? Ne kadar değişir? Nötronların değişim oranı bu. DT kadar sonsuz küçüklükteki bir zaman diliminde nötronlardaki değişim DN kadardır. Bu oran eşittir ta o kadar sürede nötronlardaki değişim. Tamam, böyle bir diferansiyel denklem kurduk. Bu diferansiyel denklemin kuruluşunda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Var mı arkadaşlar? Yok, değil mi? Şimdi bakın tekrar ediyorum. DT kadar sonsuz bir sürede nötronlardaki meydana gelen değişim DN çok küçük olur. Bu oran ta o kadar sürede nötronlarda meydana gelen değişime eşittir. Bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Bunu N parantezine alırsak K eksi 1 N olur. Bölü TA. Ne o da neyi de şunun altına ve DT'yi karşı tarafa atarsak, yani diferansiyel denklemi şu şekilde dizayn edersek, yeniden düzenlersek arkadaşlar, K eksi 1 bölü TA çarpı DT ve bu diferansiyel denklemi çözmek için her tarafı integre edeceğiz. Bunlar sabitler, integralın dışında kalıyorlar. T sıfırken N sıfır tane nötron, herhangi bir T anında herhangi bir nötron sayısı zamanla değişimi. Burası ln n'dir arkadaşlar, şu integralin sonucu. Ve sınırlarda koyarsak ln n bölü n sıfır eşittir k eksi 1 bölü t olur. Ve eksponansiyel ln'den kurtulmak için e üzerinde yazarsak n eşittir n sıfır e üzeri k eksi 1 bölü t çarpı t. Şimdi bakın nötron sayısı zamanla böyle değişiyor bir reaktörde. Eksponansiyel olarak değişiyor. Tamam mı? Eksponansiyel olarak değişiyor. Şimdi ben K'nın verilen değerini, tau'yu biliyoruz. Tau 1 milisaniye. 0.001 saniye. K bize verilmiş 1.01 olsun denmiş. 1 saniye sonraki nötron sayısını soruyor. Başlangıçtaki nötron sayımız da N'ye 0 olsun. N'ye 0 olsun. Bu dolayısıyla başlangıçtaki N tane nötron değil, herhangi bir yandan N tane nötrondur bu. Tamam arkadaşlar? Herhangi bir yandan N tane nötron, sonra bir döngü sonra K çarpı N olur. Şimdi bu değerleri yerine yazarsak eğer N eşittir N0 çarpı E üzeri 1.01 eksi 1
çarpı 1, 1 saniye sonra söylediği için t yerine 1 yazdım. Bölü tau 0.001. Bu da eşittir n 0 çarpı e üzeri ne olur? Şurası 1.01 eksi 1, 0.01 olur. Burası 0.001 olduğu için e üzeri 10 olur. E üzeri 10 olur. E üzeri 10 ise kaçtır arkadaşlar? Limit, pardon, shift n. E sayısı biliyorsunuz 2.7182 böyle devam eden sayıdır. Bu üzeri 10 22.026 yaklaşık 22.000 olsun. Dolayısıyla n eşittir 22.000 n 0. Sadece 1 saniye sonra bakın k eğer sadece %1 kadar fazla olursa birden 0,01 kadar fazla olursa 1 saniye sonra nötron sayısı 22.000 kat artmış oluyor. 22.000 kat artmış oluyor. Dolayısıyla reaksiyon ne yapıyor? Hemen çok kısa bir sürede kontrolden çıkmış oluyor. Bu 22.000 tane termal nötrondur. Bunlar hepsi tekrar fisyon yapacaklar. Dolayısıyla bir o kadar daha kat artacak. Her defasında E üzeri 10 kadar 10 kat kadar artacak ve reaksiyon dediğim gibi çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkacak ve patlama meydana gelecek. Dolayısıyla K'nın neredeyse 1 seviyesine tutulması çok önemli. K tam olarak 1 olmak zorundadır. Yani reaksiyon hep kritik seviyede gerçekleşmelidir. Bu nasıl başarılıyordu arkadaşlar? Hatırlayın, kontrol rotları ile. Kontrol rotları kadmiyumdan meydana gelir. Yapılır. Kadmiyum böyle çubuk şeklindedir. Kontrol çubukları. Bunlar bir hayli nötron absorbe eden malzemelerdir. Reaksiyon eğer K değeri birden birazcık fazla artarsa hemen kontrol rotları yakıt çubuklarına, yakıt içerisine daldırılır. Ve etraftaki bu fazlalık nötronları hemen toplarlar. Sonra bu K değeri bu sefer birden küçük olmaya başlar. Birden küçük olunca bu sefer reaksiyon çok hızlı bir şekilde bu sefer eksponansiyel olarak azalır. Hatırla bakın şu formüle gel şimdi. K birden büyükse nötron sayısı eksponansiyel olarak artıyor. Birden küçükse eksponansiyel olarak azalıyor. Yine hızla azalıyor. Dolayısıyla yine çok kısa bir süre sonra nötron sayısı sıfıra doğru gidecek ve reaksiyon durma noktasına gelecek. Ondan dolayı K tam olarak birde tutulur. Fakat arkadaşlar şimdi burada bir döngü 10 üzeri eksi 3 saniyede gerçekleşiyor yaklaşık olarak. 1 milisaniyede. Dolayısıyla siz 1 milisaniyelik mertebede kontrol rotlarını mekanik olarak daldırıp çıkarma işlemi çok zordur. Ondan dolayı çünkü saniye süre çok kısa. Bunu kontrol etmek çok zor. Ondan dolayı dizayn mühendisler, fizikçiler bir başka teknik geliştirmişlerdir bu kontrol rotlarını kontrol etmek için. Gecikmiş nötronlardan faydalanılır. Şimdi arkadaşlar şunu hatırlayın. Hemen bir reaksiyon yazayım ben. Mesela fisyon ürünlerinden bir tanesi rubidium 93 bu beta eksi şıması gerçekleştiriyor. 6 saniye sonra strontium'a dönüşür. Strontium 93. Sonra bu bir nötron yayınlar. Strontium 92 olur. Artı nötron. İşte bu nötron gecikmiş nötrondur. Anlık nötronlar hemen fisyonla beraber yayınlanıyordu. Ama bu gecikmiş nötron ne kadar süre sonra yayınlandı fisyondan? 6 saniye sonra yayınlanır. Dolayısıyla dedektör geometrisi öyle dizayn edilir ki K birden küçük olur. Gecikmiş nötronlar dikkate alınmadan hesaplar yapılır. K birden küçük olur. Ancak gecikmiş nötronların da oranı 0.02 difüzyon başına yani 100 tane fisyon olursa 2 tane gecikmiş nötron yayınlanıyor. İşte bu gecikmiş nötronları da eklediğimiz zaman K tam olarak 1'e eşit olmuş oluyor. Gecikmiş nötronları eklediğimiz zaman K tam olarak kritik olmuş oluyor. Dolayısıyla gecikmiş nötron dışında K hep subkritikte tutulur reaksiyon. Ama gecikmiş nötronlar da sonuçta bunlar da nötronlardır ve hızlı nötronlardır. Bunlar da sonuçta o hesapladığımız bütün bu süreç içerisinde onlar da dikkate alınır. Fakat onlar
çok geç yayınlanır anlık nötrondan. 6 saniye, bazıları dakikalar sonra yayınlanır. Onlar da eklendiği zaman reaksiyon tam kritik olur. Dolayısıyla bu kadar vaktimiz olduğu için bu kontrol çubuklarının daldırılıp çıkarılması artık yeterince vakit olduğu için daha kolaydır. Dolayısıyla bekleriz biz. K birden büyük olduğu zaman hemen kontrol çubukları konur. Biz şunu biliriz ki 6 saniye sonra ne olacaktır? Gecikmiş nötronlar yayınlanacak. Dolayısıyla kontrol çubukları 6 saniye sonra tekrar yukarı çıkarılır. Gecikmiş nötronlar tekrar gelir. Yine K 1 değerinde sabit tutulur. Tamam mı? Bütün bunlar hepsi dikkate alınır arkadaşlar. Şimdi son bir şey daha ben son bir şeyden bahsedip sonra bırakacağım. Bu K değeri sıcaklıkla da değişir arkadaşlar. K 1'de tutulur demiştik. K sıcaklığın bir fonksiyonudur. Sıcaklığın bir fonksiyonudur. Şimdi eğer reaktör dizaynında K'nın sıcaklıkla değişimi pozitif olursa, sıcaklıktaki herhangi bir değişim, bir artış K'nın artmasına sebep olacak. K da sıcaklıkla değiştiğinden dolayı K arttıkça sıcaklık artacak, sıcaklık arttıkça K artacak. Dolayısıyla bir kararsız denge. Reaktör yine kontrolden çıkar. Dolayısıyla yine dizayn edilirken bir reaktör öyle dizayn edilmelidir ki K'nın sıcaklıkla değişimi negatif olmalı. T sıcaklık olmak üzere sıcaklığa göre türevi negatif olmalı. Yani sıcaklık arttıkça K azalmalı. Bir şekilde eğer sıcaklık bir şekilde artarsa bu sefer K her halükarda sıcaklıkla artıyor arkadaşlar. K her halükarda sıcaklıkla artıyor. Ancak sıcaklıkla değişimi pozitif olacak şekilde reaktör dizayn edilirse kontrolden çıkar. Ancak sıcaklık değişimi negatif olacak şekilde dizayn edilirse, eğer sıcaklık bir miktar düşerse, sıcaklık bir miktar artarsa K düşer. Dolayısıyla birbirini doğrulayan bir mekanizma şeklinde olur. Yani kontrol edilebilir bir reaktör için K'nın sıcaklığa değişimi negatif olmalıdır. Ve son olarak şu döngüleri bir böyle şey tablo halinde yazıp arkadaşlar dersi bitireceğim. Sonra da varsa sorularınızı alacağız. Elimizde N tane termal nötron vardı. Değil mi arkadaşlar? N tane termal nötron. Özetliyorum yani. Şimdiye kadar yaptığım şeyleri tablo halinde özetleyip bitireyim diyorum. N tane termal nötron varsa fisyon yaptıktan sonra ne kadar hızlı nötron elimizde oldu? Eta çarpı N tane hızlı nötron oldu. Sonra bunların bir miktarı hızlı fisyona sebep olduğundan dolayı hızlı fisyon katsayısı epsilon olduğu için hızlı nötronlar bir miktar arttılar. Ne kadar? Epsilon kadar. Tane hızlı nötron. Ve bu nötronlar moderatöre gittiler. Hepsi modere olmaz. Bir kısmı uranyum yakıtının yüzeyine gidip orada radiative capture olayı meydana geldi. Kurtulanlar P ise eğer eta çarpı N çarpı epsilon çarpı P tane termal nötron var. Bunların hepsi yakıt rotlarına gitmeyi başarmaz. Bir kısmı moderatör, bir kısmı reaktörün diğer malzemeleri tarafından absorbe edilirler. Kurtulanların oranı F ise eğer eta, N, epsilon, P, F tane termal nötron ya da yavaş nötron. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Tekrar bu 10 üzeri eksi 3 saniyede meydana gelir. Fakat bu eğer reaktörün hacmi sonsuz kabul edilirse bir kısmı hızlı nötronların bir kısmı dışarı kaçtı. Dolayısıyla 1 eksi L
H oranında içeride kalanlar oldu. Termal nötronların da bir kısmı yine sızmak suretiyle L yavaş diyelim, yavaş nötronlar. 1 eksi L yavaş nötronlar çarpılıp onlar yakıt rotlarına gitmeyi başardılar. Dolayısıyla bizim K dediğimiz katsayımız arkadaşlar eta epsilon PF 1 eksi L H çarpı 1 eksi L Y. Bu K katsayısı 4 faktör katsayısı denir buna. Sonsuz olana 4 faktör. Buna 4 faktör deneyim bilmiyorum açıkçası. Ama çok önemli değil. Bu K katsayısı neredeyse 1 olmalıdır ki kontrol edebilir bir reaksiyon zinciri elde edilebilsin diye. Bütün bu dizaynlar arkadaşlar K'yı 1'de tutar. Ve böylece reaktörlerde enerji üretimi de arkadaşlar fisyonla bu şekilde gerçekleştirilmiş olur. Evet, bu dersi böylece nükleer reaktörler dersini burada sonlandırmış oluyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.